Çalıyorsun. Ya beni çekeceğim beni. Hadi görüşürüz. Başladı. 20 saniye bekliyorum. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Konur Sokak'ta Mülkiyeliler Birliği Derneği'nin önündeyiz. Burada bir basın açıklaması olacak. Pazar günkü 22 tane tutuklamadan sonra bugün de 20 tane gözaltı oldu arkadaşlar. Bununla ilgili bugün burada bir basın açıklaması olacak. Biz de birazdan bir görüş alacağız basın açıklamasıyla ilgili. Buyurun. Sibel Özbudun hocamızın görüşlerini alacağız gözaltılarla ilgili. Ya, 1 Haziran ve 2 Haziran günü Ankara'da 50 bin kişi kadar benim bildiğim kadarıyla gösteri yaptı. Bunların aşağı yukarı 10 bin kadarı da çatışmalara katıldığını ben gözlerimle gördüm. Niye 20-25 kişi seçildi aralarında anlamak mümkün değil. Aslında anlamak mümkün çünkü bu arkadaşlar yani her türlü haksızlığa baş eğmeyen ve protestolarını buralardan haykıran Yüksel Caddesi çocukları yani buranın devrimci gençleri. Öyle anlaşılıyor ki Ankara Emniyeti fenersiz yakalandı, hazırlıksız yakalandı bir kalkışmanın intikamını bu gencecik insanlardan üniversite öğrencilerinden almayı çekmiş durumda. Hedeflemiş durumda. Daha doğrusu ilahlara kurban isteyen, kan isteyen ve başlarına gelen bu kalkışmanın nedenini hala ve hala anlayamayanların önüne bu gençleri kurban olarak atmak niyetindeler. Öte taraftan şunu da ilave ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ethem Sarasülü'nün katilleri derken şu an ellerini kollarını sallaya sallaya aramızda dolaşırken bu gençlerin içeride olması utanç vericidir. Bu ülkede hukuk kalmadığını bir kez daha kanıtlanmıştır. Teşekkür ediyorum. Hocam ben bir şey daha sormak istiyorum. Bu Ethem'in katili biliyorsunuz tutuksuz yargılanmak üzere. Evet, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir onu söyledik mi? Söylediniz mi? Tabii de onu söyledim. Yani şu an söyledim. Şu an yani bu Türkiye'de hukuk sisteminin aslına bakarsanız yani şeyden beri Sivas katliamının sanıklarının şeyinden zaman aşımına uğramasından Roboski ve katliamın sorumlularının askeri yani askerlerin askeri mahkemede yargılanmasından beri Türkiye'de nice denilen konu ayağa düştü. Bu da onun şeylerinden bir tanesi. Kanıtlarından, göstergelerinden bir tanesi. Biz de geçen gün mahkemede çekim yaptık adliyede. Orada avukat bir arkadaşla konuştuk. Kendisi delilleri anlattı. İşte kitap, dergi, pilates bandı vesaire söyledi. Yani böyle elle tutulur bir delil de yok. Siyasi olması bir dava. Bu bir revanş operasyonu. Evet. Bu bir intikam. Bu kurban isteyen yani gerçekten de 15 günde Türkiye'de birçok şey değişti. Türkiye'de birçok olay dönüşüme uğradı. Bunun nedenlerini hala anlayamadılar. Gözaltılarda insanları yıldırmaya çalışıyorlar. Başka hiçbir şey. Gencecik insanları suçlu ilan ederek kendilerini atlamaya çalışıyor. Durum bu. Hocam, Ethem'e vuran polis meşru müdafaadan serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanmak üzere. Meşru müdafaadan biraz bahsederseniz ne olduğuna yani dair. Hepimiz gördük yani. Video var zaten. 34 yaşın yerinden taşlandığını söylüyor. Şimdi gözünüzü seveyim. 34 taşı nasıl saydı bu arkadaş ya? Yani artık hani bir kılıf hazırlıyorlar çaldıkları binaya ama hani en azından 34 yerinden taşlandı. Yani taşlanırken 34 taşı saymış mı var bu şahıs? Video ortadadır. İsteyen, istediği siteden erişebilir. Hala dolaşımdadır kayıtları. Ortada yani bunu izleyen herkes eğer kör, sağır ya da satılmış değilse meşru müdafaa olmadığını görecek. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bu kadar uzun soru, bana çok kısa soracaktım. Hocam o zaman çok kısa soralım. Bu son gözaltılar hakkında görüşleriniz nelerdir diye sorayım.
Ya Dünya Devrimci Hareketi tarihinde beyaz terör diye bir şey vardı. Ne zaman emekçiler hakları için sokaklara çıksalar, barikatlar kursalar, adalet, eşitlik, özgürlük isteseler, bunun arkasından adına demokrasi denilen, özgürlükçü denilen, parlamenter denilen sistemin gidip dehşet ve vahşeti gelir. 1789 ihtilalini hatırlayın, Paris Komünü'nü hatırlayın. 1789'da baldırı çıplaklara devletin terörünü, Tedmar rejimini, terör rejimini hatırlayın. Paris Komünü'nü hatırlayın. Genç kadınları duvarın dibinde kurşunlayan şiddeti hatırlayın. Bugün Türkiye'de yaşanan şeyler, korku duvarını aşan insanların, özgürlük için dövüşen genç insanların karşısına dikilen devlet terörüdür. Unutmayın, bu polis, bizim vergimizle silahlanan bu polis size Allah Allah diye saldırıyor. Bizim vergimizle silahlandırılan bu polis, biz Osmanlı'nın torunlarıyız diyor. Bizim de tekrar ediyorum, vergimizle silahlandırılan bu terör örgütü, yani polis teşkilatı, biz Sünnilerin polisiyiz diyor. Unutmayın, bu bir devlet terörü. Bunu Marx söyleseydi önemli değildi. Ama bunu burjuvalar bile söylüyor. Burjuva devlet bir terör örgütlenmesidir. Etemi de teröristler. Yani burjuva devletin terör örgütü bulmuşlar. Burjuva devlet ve demokrasi denilen şey bütün de terör örgütlenmesinden başka bir şey değildir. Bir kere daha bu nedir? İspatlanıyor. Hocam ben bir de dikkatimi çeken bir olay oldu da onu size sormak istiyorum. Bu halk ayaklanması sırasında şöyle bir şey oldu. Mesela dün bir kişi kendi arabasını barikat yapılması için eylemcilere bağışladı ve o arabayla barikat yapıldı. 68 Püşan'da da Fransa'da bir akademisyen kendi öğrencilerine kendi arabasını, yani özel mülkiyet kavramı da biraz sanki o şeyini, kutsallığını kaybediyor gibi şu an insanların gözünde. Ve şeyi de gördük, hani kapılarının, evin kapısını söküp barikata yardım için koyan insanları da gördük. Yani bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi bir şey söylüyorum. Şimdi kamusal alan, kamusal alandaki kazanımlar herkesin olduğu andan itibaren bireysel olan bir şey kalmaz. Kamusal herkesin olduğunda, özgürlük herkese ait olduğunda artık bireysel olanın önemi kalmaz. Bu bağlama içerisinde önümüzdeki günler, daha ben buna ayaklanma demiyorum, biz baş kaldırmalıyız. Ayaklanma günleri daha gelecek. Daha bu hükümet de, bu devlet de, bu burjuvalar da ayaklanmanın ne olduğunu görecek. Baş kaldıran insanlar kolektif özgürlüğü yaratıyor. Kolektif özgürlükte negatif diyebileceğim bireysel özgürlükler ortadan kalkıyor. Bu bağlam içinde birey kendisini kolektif özgürlüklerin içerisinde yeniden tanımladığı için karşımıza Sartre'ın baş kaldıran insanı, karşımıza tekrar ediyorum Kamu'nun hayır diyen insanı çıkıyor. Yani özgür insan karşımıza çıkıyor. Yeni dönem özgür insanın bireysel hırslarla, tüketiyorum öyleyse varım denilen o aptalca tüketim ideolojisiyle maymunlaştırılmış insanın yerine barikatlara çıkan yeten sarı çizik gibi gerçek insanların tarihinin sahnesine çıkacağı bir kesit var. Bu kesitte insanlar arabalarını barikat için kullanacak. Bu kesitte insanlar gövdelerini, yoldaşlarını korumak için bir mevzi olarak kullanacaklar. Bu tarihin yeniden başladığı yerdir. Hepiniz bilirsiniz. İdeolojilerin sonu demişti Francis Fukuyama. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Arkasından bir makale daha yazdı. Demişti ki, son insan, son başkaldıran insan olduğu sürece ideolojilerin sonu gelmeyecek. Etem sarı sürükler olduğu sürece ideolojilerin sonu, isyan eden insanların sonu, insan neslini ayakta tutan Spartaküslerin sorunlarının sonu gelmeyecek. Etem sarı sürük Spartaküs'ün sonundur. Ona layık davranmıştır. Tarihte bir kere daha Spartaküs'ün Roma varoşlarında boş ölmediğini, Celalilerin Anadolu'da boşa ölmediğini ve Şeyh Fetret'in Anadolu'da Seret çarşısında boşa asılmadığını bir kere daha göstermiş. Ben iddia ediyorum. Biz Spartaküs'ün torunu, Ethem'in yoldaşlarıyız. AKP'nin işi zor. Türkiye'de burjuvaların işi zor. Dünyada burjuvaların işi zor. Tarih yeniden başlıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Kerem, istiyorsan sen konuşanların isimlerini bir daha tekrar edin. Tamam. Diyorsun. Arkadaşlar, iki çok değerli iki hocamızın görüşlerini aldık. Sibel Özbud'un ve Temel Demirer, çok değerli iki hocamızın, akademisyenin görüşlerini aldık. Şimdi burada bir basın açıklaması yapılacak arkadaşlar. Biz de basın açıklamasının yapılacağı yere doğru arkadaşım Yücel'le beraber ilerliyoruz. Thank you.
Bu tip durumlarda konuşmuyoruz. Çünkü o kamuoyu açık yapıyoruz zaten. Burada Haydar Ali. Ya olacaksa da elinden sorulmuş. Nerede yapılacak acaba? Tamam. Evet, basın açıklaması başladı arkadaşlar. Dostum pardon. Pardon, geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Devrim ki mutlaklar onurumuzdur. Devrim ki mutlaklar onurumuzdur. Çekime devam edeceğim. Devrim ki mutlaklar onurumuzdur. Şimdi merhaba değerli arkadaşlar. Sevgili basın emekçileri, öncelikle hepinizi Halkların Demokratik Kongresi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Görüyorum ki ana akım medyanın aslında burada çok fazla ilgisi yok. Ana akım medyada bir şekilde bu tutuklamalara alışmış görünüyor. Sadece ileride bir polis kamerası var izleyen ve buradan özgür basından arkadaşlar bizi izlemeye çalışıyor. Biz yine de sesimizi buradaki yoldaşlarımıza, arkadaşlarımıza duyurmaya çalışacağız. Biz öncelikle Halkların Demokratik Kongresi olarak bu gözaltı furyasını kınıyoruz. Çünkü bu sadece bir gözaltı değil, aslında önümüzdeki dönem örgütlü mücadeleye yönelik bir darbe olarak algılıyoruz. Derhal gözaltındaki arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Bir tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik, bileşenlerine yönelik bu saldırının. Tabii ki Halkların Demokratik Kongresi bileşeni dışında Halk Evleri, ODAK, Mücadele Birliği gibi diğer örgütler de var. Oradaki arkadaşlarımız da bu devrimci mücadele içerisinde, örgütlü mücadele içerisinde oldukları için alınmış durumda. Öz itibariyle Halkların Demokratik Kongresi bileşenleri EFP, FDP, Kaldıraç'a yapılan bu operasyon özünde örgütlü topluma yapılmış bir operasyondur. Dikkat ederseniz Gezi direnişinin başından beri AKP hükümeti bir iyi çocuklar, samimi çocuklar, bir de iyi olmayanlar olarak ayırdı. İyi olmayan dedikleri aslında biz örgütlülerdik. Biz örgütlü toplumdan yana olanlardık. Başından beri marjinal olanlar ve olmayanlar diye ayırdı. Marjinal olanlar da bizdik. Çünkü AKP hükümeti örgütlü toplumdan korkuyor. Toplumun örgütlenmesinden korkuyor. Sokağa çıkan o milyonların kendisine karşı daha örgütlü, daha bilinçli, süreklileşen bir eylem içerisinde olmasından korkuyor. O yüzden örgütlü yapılara yönelik bu saldırı hiç de tesadüf değil. Biz başından beri biliyorduk. Bugün eğer cadı avına çıkmışlardı, bu cadı avında ilk avlanacak olanların da örgütlü yapılar olduğunu biliyorduk. Yıllardır bunun farkındayız. Ama şunu da biliyoruz. Asla ve asla bu operasyonlarla, baskılarla, tutuklamalarla, gözaltılarla bizi yıldıramazsınız. Bunu da biliyoruz. Tarih buna şahit. Tarih buna şahit. Milyonlar her gün sokağa çıkarak, her gün tepkisini göstererek, her gün bu operasyonlara karşı durarak. Onlar bizi bir alıyorsa biz 10 örgütleneceğiz, 100 örgütleneceğiz ve sokakları asla terk etmeyeceğiz. Biz biliyoruz ki sokaklar kiminse özgürlük onundur, gelecek onundur. O yüzden olsun devrimci mücadelemiz. Yaşasın devrimci mücadelemiz. Yaşasın devrimci mücadelemiz. Sevgili dostlar, yoldaşlar, şunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Biz demokratik bir Türkiye istiyoruz. Biz özgürlük istiyoruz, adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz. Bu ülkede halkların bir arada yaşamasını istiyoruz. Halkların eşitliği ve özgürlüğünü istiyoruz. O açıdan bu gelecek bizim geleceğimiz olacak. AKP'nin bütün faşizan politikalarına rağmen kendi direnişini başka başka noktalara çekmeye çalışan, buradan bir büyük komplo çıkarmak isteyen yaklaşımına karşı şunu ifade ediyoruz. Bir komplo varsa o da bu gençlerin sesini duymamaktır. Bir komplo varsa Türkiye'nin özgürlük, eşitlik ve demokrasi talebini yok saymaktır. Eğer bunu sayarsanız Türkiye'yi karanlığa gömersiniz.
almamış olabilir, iktidar almamış olabilir ama biz bu mesajı aldık. Bundan sonra daha çok örgütleneceğiz, daha çok bir yan yana geleceğiz, daha çok bir arada olacağız, daha çok sokağa çıkacağız. Faşistler karşı, omuz omuza, faşistler karşı, omuz omuza, faşistler karşı, omuz omuza. Son olarak şu ifade etmek istiyoruz, özellikle son bir aydır ortaya çıkan direniş hiçbir şekilde gölgelenemez. Bu direnişi gölgelemek isteyenler özellikle örgütlü yapılara yönelik geliştirdikleri gözaltı tutuklama furyasından derhal vazgeçmeleri gerekir. Onlar vazgeçmese de biz bu politikaya karşı her zamankinden daha örgütlü ve güçlü direnişi geliştireceğiz. AKP hükümeti polis şiddetine sahip çıkıyor. Başbakan diyor ki emri ben verdim diyor. O zaman başbakan bütün bu Gezi direnişinde ortaya çıkan şiddetten sorumluluk bundan kendisi soramaz. Bunun hesabını halklar sorar. Bunun hesabını bizler sorarız. Öyle ben sorumluyum diyerek kendisi polis şiddetini, devlet şiddetini kutlayarak bu işten kurtulamaz. Bu işten kurtulamayacağını da yakında görecektir. Durmadan sandıktan bahsediyor bu başbakan. Hele %10 barajı kaldır bir sandık kur bakalım. O zaman halklar hesabını görsün. Siz hem baraj koyacaksınız hem halkın geleceğini, iradesini ipotek altına alacaksınız hem de iradeye saygı diyeceksiniz. Biz AKP'den halkın iradesine saygı bekliyoruz. Halkın iradesine saygı öyle kendisinin %50'siyle olacak bir durum değil. Bugün Sosyalist Demokrati Partisi kaldıran ezilenlerin Sosyalist Partisi halk evleri de halkın iradesidir. Bu iradeye saygı duymayanlar kendi iradesine saygı beklemesinler. Çünkü iradeye saygıysa bunun sayısına bakılmaz. Herkesin iradesine saygı duymak durumda. Biz Halkların Demokrasi Kongresi olarak bundan sonra daha çok kapaklanacağız. Daha çok mücadele edeceğiz. Kürdistan'la Türkiye'yi birleştireceğiz. Kürdistan'daki özgürlük talebiyle Türkiye'deki Gezi Parkı'ndaki Ankara'daki özgürlük talebini birleştireceğiz. Ya özgürlük ya özgürlük diyeceğiz. Bunun başka yolu yok. Bunu buradan da iktidara, AKP hükümetine ve duymak isteyen herkese bir kez daha söylüyorum. Ya özgürlük ya daha başka güç mücadele devam. Daha başka güç mücadele devam. Daha başka güç mücadele devam. Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Şimdi Meskele Başkanımız daha ne özgen. Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar, belli bir süredir özellikle Gezi direnişinden sonra Gezi direnişini bastırmak amacıyla hükümetin muhalif sol sosyalist bütün kesimler üzerinde geliştirdiği bu cadı avı operasyonlarını bir kez daha kınıyor ve protesto ediyor. Ve bu gözaltına alınan ve haksız bir şekilde, hukuksuz bir şekilde bu süreçte tutuklanan bütün arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Biz biliyoruz 3 hafta boyunca bu direnişi polis gücüyle, polisin bütün hukuksuz ve antidemokratik devlet terörüyle bastıramayan hükümet özellikle gözaltı furyasını geliştirmek suretiyle bu mücadeleyi ötekileştirme ve kriminalize etmek istiyor. Hasim her yer direniş, her yer hasim, her yer direniş. Bir kez daha şunu ifade etmekte yarar var. Türkiye'nin işçileri, emekçileri, ezilen bütün kesimleri, sosyalist bütün gençler, kadınlar, toplumun bütün kesimleri bir direnişi ortaya çıkarmıştır. Bir eşitlik, özgürlük talebini ortaya çıkarmışlardır. Bu çerçevede hiç kimse bu özgürlük, eşitlik talebinin önüne geçemeyecektir. Bir kez AKP hükümeti ve başbakan bunu görmesi lazım. Bundan sonraki politikalarını da tek taraflı, tekçi, otoriter ve baskıcı yanıyla öne çıkardığında Türkiye'nin bütün kesimleriyle bu politikalara karşı bir direnişin süreceği ve bu sokağın devam edeceğini bilmeli ve bundan ders çıkarmalıdır. Bu çerçevede
bu ülkenin bütün emek meslek örgütleri, ezilen bütün kesimleri ve demokrasi güçleri kendi mücadelesini sürdürmeye devam edecek ve bu bağlamda baskı altında tutulmak istenen bütün sol sosyalist kesimlerle destek ve dayanışma ve mücadele birliği içinde olacağımızı bir kez daha burada kamuoyuna ifade ediyoruz. Yaşasın devrimci dayanışma! Yaşasın devrimci dayanışma! Yaşasın devrimci dayanışma! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Değerli arkadaşlar, patlaşmamız burada bitmişti. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, basın açıklaması sonlandı. Arkadaşlar lütfen chatte küfürlü konuşmayın. Eğer konuşursanız chati kapatacağız. Bunu da söyleyelim. Lütfen yorumlarımıza biraz daha dikkat ederek söyleyelim. Biz buradaki olayı çekmeye çalıştık. Bunu da dikkate alın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, basın açıklaması sonlandı. Biz de yayınımıza biraz ara vereceğiz. Sonra tekrardan 7'de Etem için Güven Partisi toplanacak. Topluluk için topluluktan yayınımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Thank you.